Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün benim ilk vlog deneyimim. Kendimi çektiğim ilk vlog deneyimim. Köpeğimi görmüşseniz şuraya bırakırım. Çok tatlı değil mi? Çok seviyorum kendisini, canım köpeğim. Şöyle ki tartıda böyle bir 77 kiloyu zırt diye görünce şuraya bir yere koyarım. Ben dedim ki Nisa artık bir kilo ver. Yeter artık dedim. Çünkü ben daha önce de fitness'a falan bayağı giden bir insandım ama korona dolayısıyla öküz gibi kilo aldım ve kilo vermeye karar verdim. Dün ilk günümdü. Dün video çekemedim. Şöyle geçti. Aslında bir şey yememeyi planlıyordum. Ama çaktırmayın. Burayı kesebiliyor muyuz? Bir tane pasta yedim. Bir dilim. Doğum günü pastası. Çok güzeldi ama. Acayip güzel. Neyse. Sonra işte bugün ikinci günüm. Fitness dün bayağı zorlu geçti. Çünkü ben normalde 3 saat spor yapabilen bir insandım. Artık değilim. Değilmiş gibiyim. Çünkü 1,5 saat yapabildim. Ve gene de şu an karın kaslarım şu an yoklar. Şu an göbek var evet ama içinde bir kas var sonuçta. Onlar bayağı bir yanıyorlar. Bu akşam da 8 civarında kickbox var. Oraya gideceğim. Sabah hastaneye gittim. O yüzden bir şey yemedim. Yememem gerekiyordu. Yarın sabah da bir şey yememem gerekiyor. Artık öğle yemeğimi falan paylaşırım yarın. Ama bugün bir şey yemeyeceğim gibi görünüyor. Ben sürekli böyle bir kilo konusunda biraz sıkıntılı bir insanım. Yani şöyle. İlkokulda çok kiloluydum. 80 kiloya kadar çıkmıştım, evet. Ama o zaman boyum kısa olduğunu düşünün. Şimdi 80 kiloya kadar verdim, evet biliyorum. Yüzlememenize gerek yok ama. işte küçükken bana kaplumbağa diyorlardı. Kilom dolayısıyla birazcık da yavaştım. Hala ağır iş yapıyorum. Onu çok çaktırmanıza gerek yok ama. Daha sonra ben kilo verdim. O maceramı da anlatacağım. Nasıl vermeye karar verdim. 8. sınıfın yaz tatilindeyiz. İzmir'deyiz. Tabii kızlar güzel, taş gibi hatunlar falan. Kameramanımız şu an yerde sürüklemiyor. Merhaba. Bu aslında senin before after videon değil mi? Evet. Ondan bahsedeyim. Before after videom olacak inşallah. 20 kilo vermeye başlıyorum. Şöyle bir durum var. O İzmir macerasını anlatmadan olmadım. O İzmir macerasını kesinlikle anlatmam lazım. Çünkü İzmir'e gittim. Taş gibi altınlar vardı, set vardı. Sette film çekiyorlardı falan. Sonra bana baktılar. 3 kişi. Ortalarında bir yakışıklı bir çocuk var. 2 tane de kız var. Baktılar bana ve şöyle yaptılar. Aynı anda. Gülmeye başladılar. Gerçekten. Sinirlerim bozuldu. Ve ben dedim ki kilo vereceğim. Aynen. Yani kilo vermenin için sana gülmemiz mi lazım? Hayır. Kilo vermem için benim kendimi gazlamam lazım. Diyeceğim ki insta yapabilirsin. Ama yapabilirim. Çünkü kafaya koyunca kilo verebiliyorum. Ki geçen yaz da böyle oldu. Geçen yazda ya yazı doğru ben kilo alıyorum. Sonra kilo verme sürecine giriyorum ve fitness'tır, kickbox'tur veriyorum. Aslında bunu 3 ay öncesine kadar yapacaktım. Korona olmasaydı yazık. Neyse. O 8. sınıfın sonunda ben 55 kiloya kadar düştüm. Sonra birazcık daha lise dönemine doğru, lise 1'in sonuna doğru biraz kilo aldım. Ama lise 2'de onu da verdim. Lise 2'de 58 kilo civarında dolanıyordum. Sonra tekrar aldım. Üniversite sağ olsun, sınavlar sağ olsun, finaller sağ olsun. Hocalarıma buradan çok selamlar. Böyle. Şimdi ben kilo vermeyi hedefliyorum ve şu an 77 kilodayım. Yani dün öyleydim, dün sabahtan çıktığımda öyleydim. Bugün 75.6 çıktı. Azıcık vermişim demek ki. Şimdi falan ödem varsa demek ki bir günde veremezsiniz. Çünkü öyle bir şey yapmaya kalkmayın. Bir günde o kadar kilo verilmez. Bu şekilde. Yani benim kilo verme maceramı hep birlikte izleyeceğiz. Şuradan kanalıma abone olmayı da söyleyelim. Tam tersi. Tam tersi mi? Şöyle mi? Evet. Tam o zaman böyle buradan abone olmayı da söyleyelim. Hoşçakalın. 1 week later. 77 kilo da
73 kiloya düşmüş bir insan olarak karşınızda duruyorum. Bunu sadece 5 günde yaptım. Ancak şehir dışına çıktığım için kilo verme süreci duraksadı. Duraksadığı için de farklı bir şey denemeye karar verdim. Şehir dışına çıkınca neden duraksadığına gelince benim teorilerim fitness ve kickboksa gidemediğim için olabilir. Ve bir de mangal yaptık orada. Öyle. Mangal falan. Güzeldi bence. Şimdi de farklı bir şey denemeye karar verdim. Çünkü çok yavaşladı kilo verme süreci. Gıdalar kesmeye özen gösteriyorum. Modum mu düştü benim? Hadi modumu yükseltelim. Az önceki kameramanın bakışını görmeniz lazım. İşte ben böyle bir insanım. Bazen enerjiyim, bazen düşük enerjiliyim, bazen öyleyim. Yani bu 5 gün içerisinde kaç kilo verdin? 5 günde 4 kilo mu oluyor? 70 yıl. Tamam, başka söyleyebileceğim bir şey yok. Hayır, var. Anlatacağım. Babamın olaylarını anlatacağım. Hayır ya, onu anlatma. Anlatacağım. Hayır. Ya adam sana öküz demiş, bunu niye anlatıyorsun? Anlatmak istiyorum çünkü baba bana bir daha öküz deme. Evet, senin nasıl kilo alamadığından konuşalım şimdi. Buraya davet edebilir miyiz seni? Gelin, buyurun, buyurun. Neden kilo alamıyoruz? Anlat. Neden kilo alamıyorum? Ben 8. sınıfın sonunda bir yaz tatiline gitmiştim. Orada insanlar bana bakıp gülmüşlerdi. Bana baktılar 3 kişi. Ortalarında bir yakışıklı bir çocuk var. İki tane de kız var. Baktılar bana ve şöyle yaptılar. Ondan sonra böyle bir tane çocuk vardı. Çok yakışıklıydı. Ondan sonra iki tane de kız vardı. Bana baktılar, güldüler ve ben dedim ki acilen kilo almam lazım. Ama işte alamadım. Kilo alamıyorum. Birincisi iyi beslenemediğim için en önemli sebep. İkincisi yağ oranım düşük, kas oranım yüksek olduğu için, fit olduğu için. Ama kilo almak istiyorum. Bana yardım etmek isteyenlere İban'ımı gönderiyorum. İban mı? Parayla mı kilo alıyorsun sen? Tabii, her gün kebap yersen kilo almaz mısın? O zaman sana her gün kebap yersin. Aşıktan kıvrandığı için kebap lafını duydun şimdi. Konuşmakta zorlanıyor hanımefendi. Zayıf olmak işte böyle güzel. İstediğini yiyorsun. Tamam, hadi geç, ben çok şey. Evet, kıskanıyorum. Var mı? Kilo alamayan insanları kıskanıyorum. Aa, Allah Allah. Gideyim yiyorlar, de. Yiyorlar. Gideyim de bir hamburger görmeyeyim şimdi. İşte bu seferki hedefim 56 kiloya düşüp 56 kiloda kalmak. 57 de. Adel'in hatırı için 56 oldum. Hadi bakalım. Küçükken ben rüzgarda uçmuştum, biliyor musun? Gerçekten. Yanlışım gelmiyor şu an. Valla çok zayıftım ben küçükken. 5-6 yaşında falanım, Bursa'dayız. Böyle tepelik bir yer var. Aşağı doğru gidiyor. Ben de tepedeyim. Uçurmaya çalışıyor kuzenim. Şey dedi, Enisa dedi, gel de tut dedi ucundan dedi. Ucundan tuttum. Annem çağırdı. O uçurtmayı bıraktı. Ben böyle 5 santim falan yukarıya doğru uçmuştum. Ya şu büyüklerin bizden istediği neydi küçükken? Vallahi bilemiyorum. Bence kardeşim olsaydı bence de bunu çukma yapardım. O yüzden Allah sana bir kardeş verdi. Su orucuna benziyor biraz ama ayran da var. Onları da içme. Serum, direkt serum mu abi? Aslında güzel fikir. Hiç yemek yemeyip serumla beslenmek. Çok boş yaptık. Evet.